Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, bize destek verin, Türkiye'yi haritadan silelim. Çünkü son kale biziz dediler. Destek istediler, Türkiye'ye karşı son kale biziz dediler. Açık görüşte Bakü ve Erivan hattı neden geriliyor başlıklı bir yazı kaleme alan Faruk Önalan, son yaşananları anlatıp iki ülke arasındaki gerilime dair önemli anekdotlar paylaştı. Ermeni diasporası yaydığı bir haritayla Türkiye'nin Nahçıvan üzerinden Orta Asya'ya, oradan Uzak Doğu'ya bağlantısının önündeki engelin Erivan olduğunu gösterip Avrupa'ya bize destek verin çünkü Türkiye karşısında son kale biziz mesajı veriyor. Ruslar Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir denge politikası yürütüyor. Ukrayna Savaşı'nın beklenenden uzun sürmesinin de etkisiyle bu politikasına devam etme, bekleme, görme, daha doğrusu gerilimin nereye kadar evrileceğini test etme stratejisini benimsiyor. 44 gün süren savaş sonrasında Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım 2020 tarihinde ateşkes anlaşması yapılmıştı. Söz konusu mutabakatın 9 maddesi gayet net ifadeler içermektedir. Bölgedeki tüm ekonomi ve ulaşım bağlantıları açılacaktır. Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşların, araçların ve yüklerin her iki yönde engelsiz hareketlerini organize etmek için Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı ülkeleriyle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşım bağlantılarının güvenliğini garanti etmektedir. Ulaşım kontrolü Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi Sınır Muhafızı Servisi organları tarafından gerçekleşecek. Tarafların mutabakatıyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Azerbaycan'ın bölgelerine bağlayan yeni ulaşım bağlantısının inşasını gerçekleştirecek. 13 Eylül çatışmasında bir hafta önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, katılım sağladığı 7. Doğu Ekonomik Forumunda Türkiye ile normalleşme sürecini dile getirip Rusya'nın desteğini talep etmişti. Karabağ sorunu konusunda da benzer bir vurgu yaparak Rusya'nın Ermenistan'ın stratejik müttefiki olduğunu, bunun yanında Rusların Azerbaycan'ın da yakın ortağı olduğunu ve fırsatlar meydana getirdiğini aktarmıştı.